Her şeyi örtüyor. Kürt sorunu örtüyor, terör sorunu örtüyor, her şeyi örtüyor. Hı hı. Bütün millet geliyor, bir tane lider seçiyor. Bu millet uyuşturucu gibi her şeyi sorunları örtüyor. İşi örtüyor, üretimi örtüyor, maaşları örtüyor. Emek sigortayı örtüyor, tazminatı örtüyor. Bu bir manyaklıktır. Türk sağı senden benden değil. Yani bu sokak şeyde biz de gençken öyleydik. Hala anarşist duygular içindeyizdir. Yani böyle lidersiz, iktidarsız, yönetimsiz bir şey. Herkesin daha hür. En Türkiye'deki en anarşistler şeyde sağcı kitledir. Sağcılardır anarşist olan. Çünkü içgüdüleriyle hareket ediyorlar. Terbiye edilmemiş, disiplin edilmemiş. İnsan içgüdüsüyle hareket edebilir mi? İçgüdüsüyle hareket eden işte o Recep İvedik. Ağzına geleni söylüyor. Yani Recep İvedik. Eskiden de vardı öyle bir tane eski filmler vardı. Seks filmlerinde orada. Özdemir neydi unuttum. Evet, Aydemir Akbaş. Aydemir Akbaş gibi. Yani içgüdüler hareket ediyor. Sokakta da içgüdüler hareket ediyor. Yani yatak odasındaki hareketi yapması gereken hareketi şey sokakta. Bunlar iş gidiyor. Terbiye edilmemiş, disiplin edilmemiş, estetize edilmemiş. Toplum içine çıkılmayacak hareketler. Şimdi Türkiye'deki sağ seçmen böyle sınırsız iş güdüler var. Ben dedim oldu. Bu adam iyidir. Onu oraya koydum. Vursun indirsin. Kırsın geçirsin. Bab onu böyle yapsın. Çıkarsın MİT yasasını. Ağzına bilmem ne yapsın. Gibi hep iş güdüleriyle. Bunlar şehir insanı değildir. Şehir insanı disipline olacak. Şehir insanı kendini estetize edecek. Mesafelerini bilecek. Değil mi? Evet. Talepler olacak. İş gücünü bir ifade edeceksin. Başka türlü siyasi bir biçim olacak. Ama bu sağ seçmen hepimizden anarşist. Türkiye'yi galeyana getirecek, yıkacak, sorunları unutacak. Ne kadar lider var başa getir koy. Ondan sonra da bu işte bununla olmuyor. Yeni bir, şimdi evet. Başlamışlardır. Yeni bir karizma aramaya. Şimdiden evet. Başlamışlar. Böyle.